x üssü 3 üssü 4 çarpı x kare üssü 5 işlemini sadeleştirin. Evet, hemen. Burada katsayılar için üst özelliğini, yani kuvvetler kuralını kullanacağız. Eğer x üssü a üssü b işlemimiz varsa, bu x üssü a çarpı b'ye eşit demektir. Bu kuralın nedenini bu örneği çözerek daha güzel anlayalım. Çok basit bir örnek yapacağım. Diyelim ki x kare üssü 3 işleminin eşitini bulacağız. Bu demek oluyor ki x'in karesini 3 kere kendisiyle çarpacağız. Yani x kare çarpı x kare çarpı x kare. Bu da x kare üssü 3 demek. Gördüğünüz gibi tabanları aynı. Yani üstleri toplayabiliriz. Bu da eşittir x üssü 2 artı 2 artı 2 veya x üssü 3 çarpı 2. Evet, 3 çarpı 2 de olur. Yani x üssü 6 oluyormuş. Eğer derseniz ki biz hala bu üsleri neden topladığımızı anlamadık, hemen şöyle gösterelim. Burada x çarpı x çarpı x çarpı x ve çarpı x çarpı x. Evet, yani x'i kendisiyle 6 kere çarpıyoruz. Yani x üssü 6 da diyebiliriz kısaca. Şimdi de burada üslere uyguladığımız bu kuralı uygulayalım. İlk olarak x üssü 3 üssü 4 işlemini yapalım. Evet, bu x üssü 3 çarpı 4 olacak. Bu da x üssü 12 demek. İkinci olarak da x kare üssü 5 işlemini yapalım. Bu da x üssü 2 çarpı 5, yani x üssü 10 olur. İki kısımda da tabanlar aynı. Böylece burada üsleri toplayabiliriz. Bu da x üssü 10 artı 12, yani x üssü 22'ye eşit oluyor. İşte bitirdik. Bu kadar.